Son zamanlarda atıkların artmasıyla beraber hava kirliliği belirgin bir duruma geldi. Uzmanlar hava kirliliğine karşı uyarıyor. Çevre Mühendisleri Odası Mersin Şubesi Başkanı Sinan Can, hava kirliliğinin önemli kirlilik sınıflarından biri olduğunu söyledi. Hava kirliliğini oluşturan kaynaklara baktığımız zaman daha çok insan faaliyetleri sonucunda oluşan kirlilik kaynakları olduğunu görebiliyoruz. Bunlar daha da çok ulaşımdan kaynaklı ve ısınma amaçlı. Yani bireylerin evlerinde ya da iş yerlerinde ısınma amaçlı oluşan hava kirliliklerinden bahsedebiliriz. Isınmadan kaynaklı olan kirleticilere baktığımız zaman daha da çok sonbahar, kış ve kısmen de ilkbahar dönemlerinde görüyoruz. Mevsimsel dağılımına baktığımız zaman ise 4 mevsimde kirletici günlerin olduğunu görüyoruz. Fakat daha da çok sonbahar ve kış aylarında bunun doğrudan hissedildiğini, hatta kent olarak da bunu doğrudan hissettiğimizde söyleyebiliriz. Şehirde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Ulusal Hava İzleme Merkezi'nin 7 adet hava kalitesi ölçüm istasyonu bulunduğunu ifade eden Can, bu istasyonlardan alınan 2023 yılının partikül madde 2.5 ve partikül madde 10 değerlerini açıkladı. Mersin ilinde 7 adet istasyon ölçüm, hava kalitesi istasyon ölçüm cihazı bulunmaktadır. Türkiye'de de 365 tane yer almaktadır. Biz Mersin'de Akdeniz, Huzurkent, İstiklal, Tarsus, Taşucu, Toroslar ve Yenişehir'de olmak üzere 7 adet istasyon bulunmaktadır. Partikül madde 2.5 değeri, partikül madde 10 değerine göre daha risklidir. Canlı yaşam için daha risklidir. Ciğerlere kadar inen bir potansiyele sahiptir. Hayati tehlikeye neden olabilir. Partikül madde 2.5 değerinde Akdeniz istasyonunda 176 gün ölçü yapıldığını ve tamamının kirli olarak kabul edebileceğimizi, Huzurkent'te 325 gün ölçüm yapıldığını, İstiklal'de 373, Tarsus'ta 316, Taşucu, Toroslar ve Yenişehir'de de ölçüm yapılmadığını buradan yenileyebiliriz. Geçen yıla göre, 2022 yılına göre biraz iyileşmenin olduğu, fakat bu iyileşmenin neyden kaynaklandığını, yani bir önleme çalışmasından mı yoksa ölçülmeyen gün sayısının fazlalığından kaynaklı mı olduğunu ortaya konulması lazım. Çünkü halk sağlığı ve çevre sağlığı açısından hava kalitesi oldukça önemlidir. Enerji üretim noktasında fosil yakıtlardan vazgeçip yenilebilir enerji kaynaklarına doğrudan geçmemiz gerektiğini söyleyebiliriz.